AKP seçimleri kaybettiği zaman veya Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybettiği zaman aman ben bu milletvekili seçimlerini geçerli saymıyorum veya ben Cumhurbaşkanlığını devretmiyorum, teslim etmiyorum diyebilme gücüne sahip değildir. Önemli olan seçim sonuçları. Seçim sonuçları ortaya çıkar, milletvekili seçimlerinde X partisi şu kadar oy almış, diğeri bu kadar oy almış diye oy dağılımları ve milletvekilleri belli olduktan sonra birilerinin sürekli aman bunu kabul etmeyiz diye bağırmasının hiçbir değeri yoktur. Hiçbir sonucu da olamaz. Kaybeden kaybetmiştir, kazanan da kazanmıştır. Aynı şey Cumhurbaşkanlığı seçimi için de geçerlidir. Erdoğan kaybetti seçimi. Nesine itiraz edecek? Nesine itiraz edecek? Ben bu seçimi saymıyorum, kabul etmiyorum, sarayı da terk etmiyorum, özel uçaklarımı vermiyorum, araba filomu teslim etmiyorum dedi farz et. Bu sadece komik bir beyan olur. Hemen doktorlar toplanır, bir sağlık sorunu mu var diye tartışmaya başlarlar. Bir saat duramaz ayakta. Hiç bundan kimsenin şüphesi olmasın. Peki bu kararname için? Önemli olan vatandaşın sandığa düzgünce gelip oyunu atması, iradesini göstermesidir. Şimdi peki bu kararname ile ne olacak? Evet, onu merak ediyorum ben de gerçekten. Bir kararname yetkisi verilmiş. Zaten olağanüstü halde devam ettiğine göre, yani seçim döneminde olağanüstü hale dayanarak kararname çıkarması ile ilgili bir tereddüt hissettiler demek ki. Bu tereddüdü ortadan kaldırmak maksadıyla bunu bir yasal düzenlemeye bağladılar. Aynı şekilde kanun hükmünde kararnamelerle belli yasal düzenlemeler yapma yetkisi verdiler diyelim. Ne yapacak bunu? Şimdi parlamentoyu geçersiz hale getirmek için mi kullanacak? Veya Cumhurbaşkanlığı seçimini iptal etmek için mi kullanacak? Bunların hepsinin siyasi maliyetleri vardır. Seçim ortamında böyle bir teşebbüse kalktıkları takdirde bir daha iktidar yüzü göremezler. Ben mecliste yıllardır her seçim döneminde bir küskünler hareketi görmüşümdür. O küskünler hareketine bulaşanların asla iflah olmadığını da tespit etmişimdir. 1991'den 2007'ye kadar tam 16 yıl mecliste 4 kez milletvekili seçimine girdik. Onun dışında cumhurbaşkanlığı seçimleri oldu, referandumlar oldu, anayasa değişikleri oldu vesaire. Ne zamanki seçim atmosferine girdikten sonra birileri mızıldamaya başlamışsa, seçimden cayma görüntüleri vermişse, onlar artık hayatlarının sonuna kadar siyaseti terk etmek zorunda kalmışlardır. Millet iradesi, halkın iradesi onları hep tasfiye etmiştir. Onun için şimdi seçim dönemine girdikten sonra seçim atmosferini bozacak. Hele hele seçimlerin yapılmasını engelleyecek. Herhangi bir şey yaptıkları takdirde öyle bir batarlar ki bir daha iflah olmazlar. Ama bir başka boyutu var. Diyorsunuz o arada yangından mal kaçırırcasına birçok yasa gücünde metin çıkardılar. Gelecek parlamentonun işte yapacağı işleri bunlar yaptılar. Fark etmez. Yeni parlamento toplandıktan sonra bunların çıkardığı kararnamelerin hepsini tek bir maddeyle iptal eder. Hiç çıkarmamış gibi olur hepsi. Bu arada verdikleri zararı nasıl telafi edeceğiz? Ne zarar ben öyle zannediyorum ki bunu seçim atmosferinde müdahale etmelerini gerektiren herhangi bir şey olur da, yani yasama faaliyetine ihtiyaç olur da, meclis de tatilde olduğu için bunu yapamadıklarından çok kötü sonuçlarla karşılaşılır. Onu önlemek için yapmış olabilirler. Ama usul olarak iyi bir usul değil. Şimdiye kadar hiçbir iktidarın seçime girerken duymadığı bir ihtiyacı duymuş olmaları mesela ekonomik nedenlerle olabilir mi? Ekonomi çok büyük bir girdaba girecek olabilir, türbülans yaşayacak olabilir. Bununla ilgili bazı işte yasa sınırları arasında belli kurumlara işte müdahale yetkisi verme ihtiyacı olur. Meclisi de tekrar toplayamayacaklarına göre tam seçim atmosferinde ekonominin altı üstüne gelir ve tamamen sandıktan silinirler mi acaba? Buna benzer bir şey mi kurguladılar? Bilemiyorum. Ama bu da çok ekstrem bir senaryo. Mesela buna benzer bir şeyden dolayı ihtiyaten
yapmış olduklarını farz et. Veya öngöremeyeceğimiz gibi. Nasıl öngöremeyeceğimiz gibi? İlginç bir şey olabilir. Şimdi konuşurken geldi aklıma. Savaş ilan etme ihtiyacı duyabilirler mesela. Bu kararnameye dayanarak. E tabii şimdi meclisin tüm yetkilerini aldıklarına göre. Kime savaş ilan edecekler? E mesela işte 18 tane adamız Yunanlar tarafından işgal etti. Belki Yunanistan'a savaş ilan edecekler. O zaman seçimler gider. Veya ne bileyim bir başka yer. Seçimin iptal edilmesi buna dayanarak başka bir kararı gerektirir. Ona istinaden bir karar vermeye kalkarlar mı bilmiyorum. Ama şu var. Bak bütün bunlar daha önce hiçbir iktidarın seçime giderken denemediği yolları, usulleri deniyor olmaları Sayın Erdoğan'ın siyasi hayatı boyunca kendisini en fazla sıkışmış hissettiği bir seçime girdiğini gösterir. Asıl bizim görmemiz gereken nokta budur. Yoksa bu yetkiyle şunu mu yaparlar, bunu mu yaparlar falan diye hiç düşünmemize gerek yok. Burada göreceğimiz tek nokta bence öylesine sıkışmış ki, öylesine telaşın içerisine girdabına girmiş ki daha önce hiçbir iktidar denememiş, böyle bir yola başvurmamış ama ilk defa Sayın Erdoğan ve partisinin iktidarı böyle bir yola başvurmuş. Gidişi çok acı olacağı benziyor. Buradan baktığımızda da ben bunu görüyorum. Zaten telaşlı halinden de bu belli. Evet. Bunu bırakın. Bakın bir seçim manifestosu hazırladı. Ya yani çok ilginçtir. Yani böyle bir seçim manifestosu olmaz. Kendisinde hangi sıfatlar yoksa hep kendisiyle bağdaşıkmışçasına açıklıyor. Bu ülkede neyi tahrip ettiyse onu imar edeceğini anlatıyor. Demokrasiyi mahvetmiş, ülkenin demokrasi standartını artıracağından bahsediyor. İnsan haklarını yok etmiş, insan haklarını geliştireceğinden söz ediyor. Yani hukuk devletinden bahsediyor, özgür basından bahsediyor. Bu nasıl iştir ya? Adaletten bahsediyor. Adaletten bahsediyor. Neyi yok ettiyse onu sanki geliştireceğinden bahsediyor. Böyle bir seçim manifestosu olmaz. Bu siyaseten de yanlıştır. Bir parti veya cumhurbaşkanlığı seçimi ise bir lider seçime gidiyorsa manifestoda öyle vaatler, öyle yol haritaları çizer ki her cümlesini, kelimesini okuyan sadece ve sadece kendisini hatırlar. Hem de müsbet anlamda hatırlar. Negatif anlamda hatırlamaz. Bunun temel mantığı budur manifestoların. Eğer sizi hatırlatan bir manifestonuz yoksa, oradaki cümleler sizi gülünç duruma düşürüyorsa, oradaki cümleler sizi tersten okumayı gerektiriyorsa ve sizi sürekli yerin altına doğru çekiyorsa, seçimde yok olmaya doğru götürüyor demektir. Böyle bir manifesto hazırlanmaz. Kime vermişler, nasıl hazırlatmışlar? Ben hayretler içerisindeyim. Siyasi üslubunu da hiç beğenmiyorum. Niye beğenmiyorum? Bu ülkenin her şeyden fazla birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacı var. Bu ülkenin her şeyden fazla ayrışmadan uzak durmaya ihtiyacı var. Farklı düşüncelerin, farklı mezheplerin, meşreplerin, farklı siyasi partilere mensubiyetin arasına kalın duvarlar örmek bu ülke için yapılabilecek en büyük kötülüktür. Ve siyaset konuştukça kültür aşılar. Siyaset konuştukça taraftarları genel başkanın sözlerine uygun cümleler sarf etmeye başlar. Bunu zannetmeyiniz ki sadece siyasetin tepesinde söylenen sözlerdir. Hayır, bir partinin genel başkanı sert, haşin, şiddetli davrandığı zaman rakip partiye karşı kahvehanedeki o partinin taraftarı da yine kendi genel başkanının kızdığı partiliye aynı şiddette, aynı sertlikte cümleler sarf eder. Bu sonunda toplumu böler. İkiye böler, beşe böler, ona böler, paramparça eder. Parçalanmış bir Türkiye zaten emperyalizmin bölgedeki en büyük arzusudur. İşte Suriye'nin haline bakın. İşte Yemen'in haline bakın. Libya'nın haline bakın. Beş parça. Irak'a bakın. Şimdi sırada da Türkiye var. Böyle bir ortamda sorumlu siyasetçi nezih olur, kibar olur. Eleştirecekse siyasi rakiplerini,
siyasi nükteler kullanarak eleştirir. Ama o kadar kaba ve sert sözler söylüyor ki, öylesine hakaret içeren cümleler kullanıyor ki siyasi nükteyi asla bulamazsınız. Bu sefer sert eleştiriler yaptığı partinin taraftarları da kendi genel başkanlarından ve sözcülerinden aynı sertlikte cevaplar başlıyor, bekliyor. Mesela karşılıklı bu beklenti işte ülkeyi ayrıştırıyor. Bir siyasi partiye bir insan nasıl tezekler ya? Yani bunu oturup düşünüyorum. Yani teknik anlamda, stratejik anlamda, siyasi literatür anlamında, sokaktaki jargon anlamında. Yani ne demek bu? Yani nasıl bir üslup? Yani sürekli bu üslubu kullanıyor. Yine kendimden başlayayım, kendimden konuşmak iyi bir şey değil de daha somutlaştırmak için bahsediyorum. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hakaretten hakkımda dava açtı. Bana karşı çok kibar olmasına rağmen dava açmaktan da çekinmiyor. Demek o kadar kibar de değilmiş ya. Müşteki olarak da Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan yazıyor iddianamede. 4,5 yıl hapsimi istiyor. Neden dolayı biliyor musun? Dolar niye yükseliyor? Muktedir'in paraları dolarda yükseldikçe kazanıyor onun için. Dolar yükseliyor demişim. Bunu hakaret sayıyor. Bu cümlemi hakaret saydığı için benim 4,5 yıl hapsimi istiyor. E şimdi Sayın Cumhurbaşkanı, Allah aşkına insaf edin. Sen rakiplerine tezek diyorsun, pislik diyorsun. Bir adalet yürüyüşü yapılıyor, rakiplerine teröristlerle işbirliği yapıyorsun diyorsun, itham ediyorsun. Bunlar 4,5 yıl hapsi gerektirmiyor da sen söylediğin zaman. Ben dolar niye yükseliyor diye bir siyasi analiz, bir iktisadi analiz yaptığım zaman bu analizin sonucunda niye 4,5 yıl hapse mahkum olacakmışım? Bir de siyasallaşmış yargıyı yönlendirmek için müşteki sıfatıyla davaya giriyorsun. İlle verin bu cezayı gibi değil mi bu tabii? Bu nasıl iş? Olmaz. Bir kere siyasetçi temiz konuşacak kardeşim. Benim bildiğim şey bu. Nezih olacak. Böyle kaba, koba, hoyrat, böyle sert, hakaret. Bunlar kullanılmaz. Bunları kullanmak yanlış. Siyaseten de yanlış. Demokratik geleneklerimize de uygun değil. Bakın 2000'li yıllara kadar Türk demokrasisinde öncü olan siyasi liderlerin tamamı sert, kaba, hakaretamiz cümleler kullanmak yerine hep eleştirirken siyasi nükteyi seçmişlerdir. Erdoğanlı yıllar siyasi nüktenin terk edilip hakaretamiz sert cümlelerin yapıldığı bir Türkiye ve Türkiye siyaseti ortaya çıkarmıştır.